Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü soru çözümleri videolarına devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda 2017-2018 eğitim öğretim yılında bize ara sınavında sorulan soruların çözümü çalışacağız. Birinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi mezit fiildir? Mesela mezit fiil. Şe'ara eş'uru yarda, radiye yarda, mücerred. Şe'ara yeş'uru eş'uru mücerred. Hake yehki mücerred. Dahike yadhaku dahiket mücerred. İhmarra if'alle vezni de mezit bir fiildir. Sakatlık ve renk bildiren biri. Se'ütercimu hazel kitabe cümlesindeki fiilin ne diyor? Se'ütercimu biraz daha Se'ütercimu cümlesindeki fiilin babı aşağıdaki hangisidir? Terceme külasinin bak terceme külasi mezit külasinin mezidi ter te re ce me o zaman ne olur arkadaşlar? Rubai mücerret olur. Yani mezit değil bu. Bakın mezit ne demek? Mezit kök harflerini harf eklenerek elde edilen fiillerdir demek. Rubai'nin mezidi, sülasinin mezidi, sülasinin mezidi humasi, sülasi humasiyi atıyoruz. Sülasi mücerret de değildir. Sülasi mücerret ne demek? Üç kök harfine sahip olan fiiller demektir. Ketebe, celese, dehale, harace gibi. Dolayısıyla bu nedir sevgili arkadaşlar? Rubai mücerrettir. İf'ilelun baba aşağıdakiler hangisi için kullanılır? İf'ilel. İf'ilel, ihmirar gibi. İhdebbe yahdebbu gibi yani i'virar gibi. İ'virar mesela körleşti. İhmirar kızardı gibi. Ne demek? Renk ve özürlerin mübalağalı anlatımı kıpkırmızı oldu. İhdebbe mesela kamburlaştı tam anlamıyla kamburlaştı. Mutava dönüşüm değil, müşareket işleştik değil, müteaddilik yani etken duruma değil. Teksir zaten çokluk değil yani. İf'ilen vezni nedir arkadaşlar? Renk ve özürlerin mübalağalı anlatımına giriyor. Şimdi yeskünü diyor. Hazel beyte, bu evde oturuyor, amilun, bir işçi, fakirun, fakir bir işçi, yud'a isimlendirilir, Ebe Sa'idin, Ebe Sa'id, Sa'id'in babası diye isimlendirilir, ma'a usreti, ailesiyle birlikte, bu evde Ebe Sa'id diye isimlendirilen fakir bir işçi oturuyor. Şimdi burada amilun arkadaşlar diyor kelime cümlenin hangi ögesidir? Cümlenin hangi ögesidir? Bakın yeskünü oturuyor. Kim oturuyor bu diyeceğiz. Bakın fiilden sonra biz faili aramak için kim oturuyor? Sonra nerede oturuyor deriz. Kim oturuyor? Amil. İşçi oturuyor. Dolayısıyla nedir? Fail. Ha, nerede oturuyor? Hazel beyte, bu evde. O zaman bu mef'ul olurdu. Ama altı çizili kelime o oluyor. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Bakın, eşrakat eşşemsu, güneş doğdu. Nedir? Fiil cümlesi. Değil mi eşrakat?
Ferra lisani minessicni. İki hırsız hapishaneden kaçtı diyor. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? Fiil cümlesi. Çünkü ferra fiildir. Ferra. Ecebet halidetu anil esileti. Anil esileti. Halide soruya cevap verdi. Sorulara cevap verdi. Bu da fiil cümlesi. Edrekel musafirul kitara. Yolcu trene ulaştı, yetişti. Dolayısıyla bu da fiil cümlesi. El buhayratu azbetul ma'i, gölün suyu tatlıdır. Suyu tatlıdır bu gölün. Dolayısıyla doğru cevabımız dırdır. Yani el buhayratu zaten isimle başlamıştır. İsimle başlayan cümleye isim cümlesi diyoruz. Bunu hiç unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. السؤال الثالث 6. soru. أقوى سلاح يقتل المرضى. Hastalığı öldüren en güçlü silahtır cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan aşağıdaki mübteda aşağıdakiler hangisidir? Yani bakın el keselim tembellik. Tembellik hastalığı öldüren kuvvetli silah mıdır? Değildir. En nezafetü temizlik. Temizlik en kuvvetli silah mıdır hastalığı öldüren? Evet, odur. El hüznü, üzüntü, bilakis üzüntü hastalığı öldürmez, daha da katmerleştirir. El kaleku, kaygı yine hastalığı oluşturan etmenlerden. El bukeu de hastalığı öldüren bir şey değildir arkadaşlar. 7. sorumuz. Yeskunu hazel beyte amilun fakirun cümlesinde altı çizgi kelimenin eş anlamlısı aşağıdaki hangisi? Yeskunu ikamet eder demek, yaşar demek. Bu evde fakir bir işçi yaşıyor diyor, yaşar diyor. Şimdi yakumu kalkar, yatmayın umutmayın olur, yenemu uyur. Yukimu doğru cevap budur arkadaşlar. Yunzili de iner anlamında ve kalır ama en doğru eş anlamlısı yukimu. Sekene ekame. 8. soru. Aşağıdaki ismi mevsillerde hangisi muğraptır? Bakın muğrap cümlede geldiği yere göre harf veya harekesi değişen, daha doğrusu harekesi değişen. Tabi tesniyelerde elif y'ye dönebilir. Cem-i müzekker salimlerde vav ye'ye şey yapabilir. Şimdi ellezine her yerde ellezine olarak gelir. Hiç değişmez. Ellati her yerde ellati olarak gelir. Mebnidir. Men mebnidir. Elleti mebnidir. Ama elletani sevgili arkadaşlar ref durumda elletani, nas ve cer durumda elleteyni olur. Dolayısıyla nedir cevabımız? Değişik. 9. soru. Arkadaşlar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıla cümlesi, sıla cümlesi şibih cümledir. Bakın şibih cümle nedir? Cümle olmamakla birlikte cümleye benzer demek. Yani cer, harfi cerli olan cümleler. Zehebe men ekelet ta'ame. Yemeği yiyen kişi gitti. Yemeği yiyen gitti. Burada bir çivi cümle yoktur. Uhibbu sadika, dostu severim. Ellezî, öyle dost ki huluhu hasenun, ahlak güzel olan dostu severim. Burada da çivi cümle yok. Normal isim cümlesi. Necahati talibetu, kız öğrenci başarılı oldu. Elleti, o kız öğrenci ki ebuha müderrisun, babası hoca olan, babası öğretmen olan nedir? Kız öğrenci başarılı oldu diyor. Burada da ebuha müderrisun, onun babası hocadır. İsim cümlesi şibi cümle değil. D şıkkında ce'ete talibetu, kız öğrenciler geldi. Elleti, öyle kız öğrenciler ki karaknel rivayet, romanı okuyan kız öğrenciler geldi. Burada da
اَلَّتِ قَرَأْنَا الْرِوَايَةَ fiil cümlesi bu zaten, yani fiil olarak şey yapmış. اُحْسِنُوا اِلَى مَنْ فِي الدَّارِ الْعَجَزَةِ Acize, yani yaşlı evinde, acizler yurdunda, kimsesizler yurdunda kalanlara iyilik ederim. Tabi fi dar ile acezeti arkadaşlar şibih cümle. Bakın. Car ve mecrurdan meydan gelir şibih cümle. Dolayısıyla cevabımız E'dir. 10. soruya geldik. Ümmehâtul mu'minine hünne ellâti cümlesine boş bırakılan yere uygun olan sıra cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ümmehâtul mu'minine hünne ellâti Hünnellâti mesela raveynel hadîfe hadisi rivayet edenlerdir. Müminlerin anneleri hadisi rivayet edenlerdir. Doğru cevap. Ravel hadîse rava olmaz çünkü burada cemi eğer fiil faiden sonra gelirse ne olacak arkadaşlar? Hem sayı hem cinsiyeti yönünden uyacak. Rava olmaz. Ravata İki bayan için olmaz. Ravet bir bayan, o da olmaz. Doğru cevap o. Karatül kütübe kitapları okudum nokta nokta iştereytühe. Şimdi cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? En uygun. 11. soru en uygun. Şimdi ellezine olmaz. Çünkü el kütüb arkadaşlar akılsız ve cemi mükesser. Ellati müennesler için kullanılır. Elleti müfret müennes için kullanılır. Ellezine cemi müzekker için kullanılır. Ellezi müfret müzekker için kullanılır. Şimdi kuralı hatırlayalım. Eğer İsim, cemi, teksir, cansız ise onun işaret zamiri, ismi mevsulü, müfret, müennes gelir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eğer işaret edilen şey ya da bahsedilen şey cemi, müennes, teksir ve akılsız, cansız ise ne gelir? Müfret, müennes gelir. İsmi mevsulü ya da işaret zamiri ya da 12. soru aşağıdakiler hangisi illetli fiil değildir? İlletli fiil değildir. Bakın erade yuridu vakafe şeke ceze'e sa'a ceze'e erade ilk harfi illetli vakafe o da pardon rade, erade orta harfi, vakafe ilk harfi, şeke son harfi, sea son harfi. O zaman ceze nedir arkadaşlar? Mehmus fiil, yani salim fiilin mehmus kısmına giriyor. Hemzeli fiil. 13. soru. Es-sâihâtu el-müthafe ba'de-zuhri. Şimdi kuralımızı hatırlayalım. Eğer fiil başta, fail sonra gelirse fail fiiline, fiil failine sadece cinsiyet önünden uyuyordu. Sayı bakımından uymayıp müfret olarak gelir. O zaman buraya ne diyeceğiz? Zürne olmaz. Çünkü bu zürne biz ziyaret ettik. Zara o erkek ziyaret etti. Zaru o erkekler ziyaret ettiler. Zürne o hanımlar ziyaret ettiler. O zaman ziyaret doğru cevabımız. Ziyaret-i sayihatul müthafe ba'da zuhri. Turist hanımlar öğleden sonra müzeyi ne yaptılar? Ziyaret ettiler oldu. 14. Seyyaratul is'afi nokta nokta emamel müsteşfi. Şimdi seyyaratul is'afi arkadaşlar ne diyeceğiz? Seyyaratul is'afi dedi ki eğer İsim başta, fiil sonra gelirse fiil failine hem sayı hem cinsiyet yönünden uymak durumundadır. Seyyara cemi olduğuna göre
Arkadaşlar vakafet diyeceğiz bakın. Vakafet. Tabi cansız olunca ne oluyor arkadaşlar? Müfret, müennes geliyor. Anladık mı bu konuyu? Eğer isim çoğul fakat akılsız, cansızsa zaten o zaman ne oluyor? Arkadaşlar müennes ve müfret olarak şey yapıyor. Vakafa o iki erkek durdu. Vakafa o erkek durdu. Vakafete o iki bayan durdu. Vakafu o hanımlar durdular. Ama neyden bahsediyoruz? İlk yardım ambulanslardan bahsediyoruz. 15. soru. Kâlel ebu li ibnihi. Kâlel ebu li ibnihi. Ne demiş? Hâze hâzihil ceridete alet tavileti. Şimdi o zaman emir veriyor arkadaşlar. Yani bu gazeteyi masanın üzerine koy diyoruz. Çocuk erkek olunca o zaman da diyeceğiz arkadaşlar. Neymiş? Da. Da'i kıza emir vermek için. Da'a iki erkek. Da'u erkeklere. Da'ne hanımlara verilen emirdir. 16. soru. Hırsız 3 gün sonra yakalandı. Cümlesini Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Kabattu alel lıssı ba'de selaseti eyyem. 3 gün sonra hırsızı yakaladım. Halbuki yakalandı diyor. Burada kabattu. Kabadu yakaladılar alel lıssı. Hırsızı yakaladılar. Ba'de selaseti eyyem. 3 gün sonra hırsızı yakaladılar. Ba'de selaseti eyyemin 3 gün sonra kubida alel lıssı hırsız yakalandı. Bakın hırsız 3 gün sonra yakalandı. Kubida. Kubida alallısı. Dolayısıyla C şıkkımız doğru arkadaşlar. Doğru şıkkı bulduktan sonra ne yapmamız lazım? Daha fazla oyalanmaya gerek yok. Hanımlar, beyler. 17. soru sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde naibül fail yoktur? Bakın tuvfiyel me'munu. Tuvfiyel me'munu fis seneti seminete aşrada ba'del mi'eteyni. Tufiye nedir? Naib-i fail. Amilel me'munu ala ey yuş yunşeral ilmu. İlmin yayılması için şey burada bakın meçhul fiil. Naib-i fail. Ukidet el mecalisu burada naib-i fail. Hümilet ileyi kütübü şirki şarkı vel garbi. Doğunun ve batının kitapları oraya taşındı. Bak taşındı diyor, taşıdı demiyor. Yebnil me'munu me'mun bina ediyor. Mektebetin azimeten. Büyük kütüphaneler kuruyor me'mun. O zaman doğru cevabımız bu arkadaşlar. Vakaftu. Vakaftu 18. soru. Ne diyor? Emame mektebi müdiri şirketi. Şirket müdürünün o odasının önünde durdum. En uygun şekilde hangisi tamamlar boş yeri diyor. Şiteen arkadaşlar kışın. Sayfan yazın. Gaden yarın. İnde yanında. Lahzatan nedir arkadaşlar? Bir an. Şimdi vakaftu lahzatan emame mektebi müdiri şirketi şirket müdürünün odasının kapısının önünde bir an durdum. Doğrusu çünkü inde emame olmaz ya. İnde yanında emame önünde olmaz. Dolayısıyla lahzatan. 19. soruda mef'ulun fihin niteliği aşağıdaki hangisidir diyor. Bak mef'ulü fih sevgili arkadaşlar. Fiilin yapıldığı yeri ve zamanı gösterir. Fiilin yapıldığı yeri ve zamanı gösteren eyne ve mete sorusuna cevap veren mef'uldür. O zaman B şıkkımız hemen yap. Son sorumuz arkadaşlar. Setetaharraku al-hafilatu fecren min al-mahattati. Fecren. Bakın fecren. Ne diyor? Fecren. O ne demek fecren? Sabah vakti. Yani daha güneş doğmadan. Otobüs diyor fecir vakti.
hareket edecektir. Altı çizili kelime ne olur sizce arkadaşlar? Az önce dedim ya, failin zamanını ve yerini bildiriyorsa mef'ulün fihtir. Ne zaman ve niçin değil, ne zaman ve nerede sorusuna bakın, ne nasıl sorusuna cevap veriyorsa, ne kadar sorusuna cevap veriyorsa mef'ulün mutlak. Nerede ve ne zaman sorusuna cevap veriyorsa mef'ulün fih, niçin sorusuna cevap veriyorsa mef'ulün lehci. Evet, bu başka videolarda da tekrar bir araya gelmek üzere, buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.